Sevgili dinleyenler, AKP iktidarı tarafından gasp edildikten sonra kapatılan Zaman Gazetesi'nin uzun yıllar Ankara temsilciliğini yapan gazeteci Mustafa Ünal, tutsak olduğu Silivri cezaevinden mektup yazdı. Oğlu Enes Ünal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "Doğmamış torunuma mektuplar" başlıklı mektuptan Mustafa Ünal ve "Başlıyorum işte, sana neler anlatacağım neler, günlerimin nasıl geçtiğinden söz edeceğim, hapishanede güneşin nasıl doğduğundan, sabahın nasıl olduğundan bahsedeceğim, gecelerin nasıl uzadığından, her gecenin Şebbi Yelda'ya döndüğünden dem vuracağım. Zamanın kitaplarla nasıl zenginleştiğini, daracık hücrenin nasıl genişlediğini, saraya dönüştüğünü anlatacağım. Ama peyderpey ve yavaş yavaş" ifadelerini kullandı. "Doğmamış torunuma mektuplar" başlıklı mektubun tamamı şöyle. Sevgili can torunum, bu mektubu sana soğuk bir gecesi Silivri hapishanesinden yazıyorum. Yeni yılın ilk günleri. Bugün 17 Ocak Cuma, yıl 2020. Yazılışı da söylenişi de şiirsel. İki tane 20 bir araya geldi. Adalet ve özgürlük yılı olmasını dilerim. Temenni benden, cevap ondan. Birkaç gün öncesiydi, zihnime düştün. 10 yıl sonrasına gittim, hayallere daldım. İçimden bir ses, "Ona mektup yazmalısın," dedi. "Nasıl yani? Garip olmaz mı? O daha doğmadı, başka alemde," diye cevap verdim. Ama aslında bana da mantıklı geldi. İtirazımızı o yüzden dilimin ucuyla yaptım. "Doğacak," dedi zarif bir sesle. Müjde verir gibi. Kalbim genişledi, gözlerim parladı. Az kalsın bağıracaktım avazım çıktığı kadar. "İnşallah, inşallah," dedim. "Aman nazar değmesin," diye de ekledim. Heyecandan yerimde duramadım. Gözüme uyku girmedi ve mesajı aldım, kararımı verdim. "Sen daha doğmadan mektuplar postalamalıyım sana. Kalbimi pul diye yapıştırarak. Ve başlıyorum işte. Sana neler anlatacağım neler. Günlerimin nasıl geçtiğinden söz edeceğim. Hapishanede güneşin nasıl doğduğundan, sabahın nasıl olduğundan bahsedeceğim. Gecelerin nasıl uzadığından, her gecenin Şebbi Yelda'ya döndüğünden dem vuracağım. Zamanın kitaplarla nasıl zenginleştiğini, daracık hücrenin nasıl genişlediğini, saraya dönüştüğünü anlatacağım. Ama peyderpey ve yavaş yavaş. Önce hoş gelişler demeliyim. Hissedebiliyorum, muhakkak varsın. Bedene, ete, kemiğe bürünmeyen mukadder inşallah. Sen de bir dünyalı olacaksın. Gelişin güzel ola, yüzün gül ola, sesin bülbül ola, saçın gür ola, gözün kara, bahtın ak ola, yolun nur ola. Şu an sana mektup yazıyor olmanın keyfini yaşıyorum. Neden mahpusta olduğumu merak ediyorsun, biliyorum. Hikayesi uzun, yeri geldikçe anlatacağım. Şu kadarını söyleyeyim, ben bir suçun mahpusu değilim, bir iddianın mahkumu da değilim, bir dönemin kurbanıyım. Her şeyin ters yüz edildiği bir konjonktürün mağduru ve mazlumuyum. Büyüyünce daha iyi anlayacaksın. Sen bu satırları okurken o dönem tarih olacak, enkazı kalacak geriye. Sana bunları heyecanla, aşkla yazıyorum. Kalem ve kafama aşinayım. Lakin benden Necip Fazıl'ın oğlu Mehmet'e zindandan yazdığı mektup gibi edebi bir metin bekleme. Dostoyevski'nin Sibirya cehenneminden yazdığı harika üslup ve muhtevalı notlar da bekleme. Benim kalemim gazeteci kalemi, üslubum haber üslubu, deyişim halk ağzı, kelimelerim sokağın kelimeleri. Kalemim kıvraktır, iyi gözlem yaparım, tespitlerim fena değildir, detayları yakalarım. Kapalı kapıların ardına nüfuz edebilirim. Gözlerim keskindir. Ve sade, yalın, akıcı, yer yer dokunaklı üslupla anlatabilirim meramımı. Senin için biriktirdiğim o kadar çok kelimelerim var ki, gözlerimin önünde rengarenk kelebekler gibi uçuşup duruyorlar. Hangisini kağıda düşürmeliyim karar veremiyorum. Hepsini boca edemem ya. Bir süredir kalem elimden uzaktı. Biraz tutukluğu, kekremsi tadı o yüzden. Yıllarca söyleyeceklerimi klavyenin tuşları ve ekranla ifade ederken, eskiye, kaleme dönmek kolay mı? Zorlandığımı itiraf etmeliyim. Merak etme, birkaç mektup sonra daha akıcı ve renkli metinler okuyacaksın. Hangi ortamda yazdığımı da belirtmeliyim.
Hücre 2 kat. Küçücük avludan ibaret bir mekan. Asma katta ranza yataklar var. Alt kat televizyon, mutfak, yemek mekanı. Ben ofis gibi kullandığım yatağımdayım. Kantinden aldığım kesme tahtasını yazı tahtasına dönüştürdüm. Üzerine kağıtla kapladım. Çizgili kağıt yapıştırdım. Bu beyan kağıda orada yazıyorum. İlk başlarda soğan kokusu geliyordu. Ama artık hepsi buhar oldu. Dar mekanda 3 kişiyiz. Şişenin içinden vızıldayan 3 arı gibiyiz. Ben ofisimde sana bunları yazarken diğer 2 arkadaş televizyonda dizi izliyorlar. Sesleri yukarıya kadar geliyor. O 2 kişi kim mi? Biraz sabır. Seninle tanıştıracağım onları. Şimdi değil. Seveceksin. Benim sevdiklerimi sen de seversin zaten. Başlarken bu kadar uzun tutmamalıyım. Neylersin, kendimi tutamıyorum bazen. Nasıl olduğumu söylemedim. Cenaze ile düğün arası bir ruh ikilemindeyim. İki önemli haberin ortasındayım. 15 gün önce senin büyük ninen, benim kayınvalidem vefat etti. Cenazesine gidemedim. 3 gün sonra duydum. O bir melekti. Cennete uçtu. Üzerimde halen onun mahzunluğu var. Göğümde hüzün bulutları. Yağmurlarını üstüme boşaltıyor. Bir de güzel haber. Oğlumun düğün tarihi belli olmuş. 11 Nisan. Gelincikten öğrendim. İçimi bir sürur kapladı. Coşkuyla doldum. Az kalsın kollarımı kaldırıp oynayacaktım. Ankara havası değil. Zeybek. Ege işi. Kim bilir, belki annen ve baban olacaklar. Arkam cenaze, önüm düğün. Hayatın özeti gibi. Sevgili torunum, ilk mektup burada bitsin, ikinci mektubu bekle, diyor Mustafa Ünal, Silivri'den 17 Ocak 2020 tarihinde yazdığı mektubunda.